Hoş geldiniz. Sizlere Doğu Akdeniz ve Ege'deki son gelişmeleri aktaracağız. Dün üstlerimizde bir hareketlenme olduğu aktarılıyordu ve bazı kaynaklar Eskişehir'den kalkan uçakların Akdeniz'e, Diyarbakır'dan kalkan jetlerin ise Irak sınırına gittiğini aktarıyordu. Ardından bunun rutin olduğu açıklandı ve çoğu zaman da böyle bir kalkışın gerçekleştiği aktarıldı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 tane F-16 Doğu Akdeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdi şeklinde bir görüntü servis edilmiş. Görüntüyü sizler de ekranda görüyorsunuz. Oruç Reis'in çalışmaları için dün gece saatlerinde yeni bir Navtex yayınlandı. Bunu da size aktaralım. Mavi Vatan'da petrol ve gaz için sismik araştırmaları devam eden Oruç Reis gemisinin 1 Eylül'de sona erecek görev süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı. Bilindiği gibi arkadaşlar bu Navtex'ler sürekli uzatılıyor. Zaten Oruç Reis'in oradan ayrılacağını biz düşünmüyoruz. Oruç Reis'in yeni çalışmalarını ekranda gözüken haritada mevcuttur. Şu an gemimizin nerede olduğuna marinetrafik.com'dan sizler de bakabilirsiniz. Birazdan biz de size aktaracağız videonun sonunda. Yürürlükte olan seyir duyuruları şeklinde tüm istasyonlar şeklinde bir Navtex yayınlandı. Seyit Dağ Denizcileri bildiri numarası şeklinde 12 Eylül saat 8'e kadar bunun geçerli olacağını söyleyebiliriz. Birinci sismik çalışmalar Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemileriyle saat 8'e kadar 12 Eylül tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır şeklinde bir Navtex yayınlanmış ve 6 deniz mili açık geçilmesi şeklinde de bir not düşünmüş. Evet, Macron Beyrut patlamasının ardından ikinci kez Lübnan'a geldi. Dün sizlere Macron'un utanç görüntülerini yayınlamıştık. Lübnan Cumhurbaşkanı'na karşı yaptığı saygısızlığı, fakat Lübnan Cumhurbaşkanı sesini çıkaramıyor. Ne yazık ki bu korkak yöneticiler yüzünden Lübnan bu durumda. Başkent Beyrut'ta toplanan Macron karşıtı kalabalık, Macron'la görüşen yetkilileri, "Bizi mahveden bu elit kesimle görüşmeyin, bunları istemiyoruz" sloganlarıyla Macron'a tepki gösterdi. Bunun da görüntülerini ekranda görüyorsunuz. Washington Post'ta bir makale yayınlandı. Bunu daha sonra detaylıca sizlere aktaracağız, fakat şöyle bir özet geçebiliriz. Türk ordusu Osmanlı'dan bu yana bu denli geniş küresel etki alanına sahip değildi. Suriye, Katar, Irak, Somali'nin yanı sıra Balkanlar'da barış gücü birlikleri bulunuyor. Hızlı bölgedeki en önemli ve en dinamik aktör haline gelen Türkiye ile ABD ve Avrupa Birliği'nin yakın çalışması hayati önem taşıyor. Yunanistan'ın iddiaları tamamen mantıksız açıklaması yapılmış. Dediğimiz gibi bu makaleyi ayrı bir videoda okuyacağız, çok uzun. Emekli havacı Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türk Hava Kuvvetleri Yunanistan'la olan it dalaşı görüntülerini paylaşsa Yunanlılar bayraklarını yarıya indirir. Evet, çok önemli bir açıklama. Beyazıt Karataş'tan gelmiş bu açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de haydutluğa izin vermeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar aramakla kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum şeklinde önemli bir açıklamada bulundu. Dün Giresun'da balık yasağının kalkması üzerine bu açıklamayı yaptığında söyleyebiliriz. Evet, dün Yunanistan'dan da bir açıklama geldi. Yunanistan önceki gün yasak olmasına rağmen Meis Adası'na asker çıkarmıştı. Türkiye tarafından sert tepki gösterilen söz konusu görüntülerle ilgili Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yazılı açıklama geldi. Nöbet değişimi gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir şeklinde. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu nöbet değişimi Rodos Adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir şeklinde bir açıklama yapıldı. Evet, gerçekten Yunanistan ne dediğini biz de anlamıyoruz. Kendi kendine saçma sapan açıklamalar yapıyor. Evet, dün meşru müdafaa hakkı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Evet, Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selami Kur'an, adaların devrinde temel şartlar gayri askeri statüde bulundurulmaktadır. Yunanistan 1960'lı yıllardan itibaren 12 ada dediğimiz Güney Ege adaları, Boğazönü, Saruhan adalarından 16 tanesine askeri yığınak yaptı. Dolayısıyla bu yapılan eylemler temel anlaşmaların açık ihlalleridir. Bu şart ihlal ediliyorsa bu anlaşmanın geçerliliği tartışmaya yol açar. Türkiye askeri alanda gerekeni yapıyor, hukuki anlamda yapılması gereken statünün tartışmaya açılmasıdır. Deniz Hava Üssü kurulması sözleşmeyi ortadan kaldırmıştır. Uluslararası platformdan tartışılmaya açılmalıdır şeklinde açıklama yapmış.
silahsızlandırma statüsünün bile yeterli olmadığına, gayri askeri statünün çok geniş kapsamda yer aldığına dikkat çeken Kur'an, hiçbir askeri varlığı bulunduramazlar, insanlı veya insansız hava araçları bu adalar üzerinde uçamaz, adanın nüfusuna göre kamu gücü için sadece polis bulundurabilirler, Türkiye bu askeri sevkiyatın kendi bağımsızlığına karşı bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorsa ki bu bir tehdit haline geldi, Türkiye Anadolu'ya göz mesafesindeki deniz hava üssü bulunan adalarda kendi ülkesel bütünlüğüne ve ülkesel güvenliğine karşı açık bir tehdit görüyor, siyasi ve diplomatik girişimler sonuçsuz kalırsa Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinin meşru savunma hakkına dayanarak gerekli askeri önlemler alınacaktır. Adalarda tek tek bulunan hava, deniz ve kara askeri unsurları etkisiz hale getirilecektir ifadelerini kullanmış. Bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan eski tümamiral doçent doktor Cihat Yaycı da Yunanistan'ın Meis adasındaki egemenlik hakkının ortadan kalktığını söyledi. Meis silahsızlandırılmış bölge değil, gayri askeri statüde bir bölgedir. İkisi arasında çok ciddi bir fark vardır. Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz. Gemiler liman ziyaretine gelebilirler, uçaklar üzerinden uçabilirler. Ama gayri askeri statüde bunların hiçbiri yapılamaz. Meis gayri askeri statüdedir. Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlali söz konusu. Oraları silahlandırırsanız egemenlik devir şartı ortadan kalkmış olur. Lozan ve Paris anlaşmasına göre bir müfreze asker bulundurulabilir. Orada asayişi sağlamak için jandarma kuvvetleri şeklinde görev gücü olabilir. Dolayısıyla gayri askeri statü konusu çok önemlidir. Türkiye'nin elindeki en kuvvetli hukuk gerekçesidir. Bilindiği gibi bölgede gerilimi arttıracak adımlar atan Yunanistan silahlandırmasını hızla arttırıyor. Acil silah alımı ve modernizasyonu için 10 milyar euro bütçe ayıran Yunanistan ki nasıl bu kadar parası varsa biz de şaşırıyoruz. Bu kapsamda ilk imzaları Fransa ile 10 Eylül'de atıyor. İki ülke 12 Rafale savaş uçağı ve 2 adet savaş gemisi alımını sözleşmeye bağlayacak. Ayrıca bazı füze ve silahlı sistemlerin de alınması bekleniyor. Meis tarihi bununla da sınırlı kalmıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum kesimiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için münhasır ekonomik bölge anlaşması yapacaklarını duyurdu. Uzmanlara göre Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi kıyıları birbirini gören sınırlara sahip olmadığı için böyle bir anlaşma hukuken geçersiz. Tıpkı Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı korsan anlaşma gibi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Yunanistan'dan gelen Nikos Dendias ile Mısır'ın başkentinde bir korsan deniz yetki sınırlandırması anlaşması imzalamıştı. Ancak Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden bir sınırlandırma anlaşması yapabileceği iddia ediliyor. Bu formülün de tabii ki de hukuken mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Evet, yeni gelişmeler bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, sizler de bakabilirsiniz gemi radar izleme sitelerinden. Hemen arama kısmına Oruç Reis yazıyoruz. Evet, Oruç Reis yazdık. Burada arkadaşlar değişik kategorilerdeki Oruç Reis gemileri çıkıyor. Bizim burada en üstteki araştırma gemisine tıklayarak görmemiz gerekmekte. Benzer şekilde balıkçı teknesi de varmış. Evet, şu an arkadaşlar burada Oruç Reis'in rotasını canlı haritada göster seçeneğine tıklıyoruz. Evet, Oruç Reis'imiz şu an arkadaşlar bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Burada koordinatlarını, pozisyonlarını falan bakabilirsiniz. Şöyle bir uzaklaştıralım, tam olarak nerede olduğunu görün diye bunu yapıyorum. Evet, görüldüğü gibi Oruç Reis'imiz arkadaşlar bu bölgede. Yanında dikkat ederseniz farklı gemiler var. Özellikle burada üzerine geldiğimizde yazıyor ne olduğu, bu şekilde bakabilirsiniz. Mesela burada Cengiz Han gemisini görmektesiniz. Yine benzer şekilde Yunan gemileri de burada. Bunların hepsi savaş gemisi diye bir şey yok. Balıkçı teknesi de olabilir. Bunu da belirtelim. Mesela bu gemiye tıkladığımızda bu geminin ham petrol tankeri olduğunu görüyoruz.